Evet arkadaşlar, elimde gördüğünüz bir tane timer, zaman ayarlayıcı role. Genel olarak bütün dijital timerlarda, yani zaman ayarlı prizlerde özellikler genellikle aynı. En başından itibaren anlatmaya çalışacağım. Kesinlikle kullandım, defalarca denedim. Ve bu konuda hiç kimsenin bilgi sahibi olmadığını öğrendim. Evet, şu R tuşuna basıyoruz, basılı tutuyoruz. Evet. Bir kez basıp çektiğimizde kendisini sıfırlayacaktır. Saati ayarlamak için clock tuşuna basılı tutarak dakikayı ayarlıyorum. Şu an saatimiz 1:20. Tek tek basarak min yazan yer dakika. Dakikayı ayarlıyorum. Oklok'a basılı tutarak 20'ye getiriyorum. Şimdi isterseniz elinizi çekebilirsiniz de. Saati ayarlamak için okluğa basmanız gerekiyor. Şimdi saati hor saat yani. 1:20'ye getirdim. Elimi çektim. Week diyor. Week hangi gündeyiz? Şu an Monday, Tuesday, Saturday. Bir gün seçiyorum buradan. Monday. Yine okluğa bas tutarak günü seçtim. Şimdi günümüz, saatimiz, dakikamız hepsi ayarlı. Şimdi nasıl programlıyorum? Bunun program tuşuna basıyorum. Birinci program kaçta olsun? 10. Şu an 1:20, 1:25 olsun. Günü de seçebiliriz buradan. Günler hangi günler olsun? Bütün günler. Saat, yani prizimizin aktif olacağı saati seçiyoruz. 1:30 diyeyim. Bir 30. 10 yazıyor. Bu prizin devreye gireceği zamanı gösteriyor. 10. Şimdi program tuşuna bir daha bastığımda off. 1:30'da başlayacak. Saat kaçta kapanacak? Her gün. Bakın burada bütün günler çıktı. Her gün 1:30'da başlayıp 1:40'da bitsin mesela. Hor saatti. 1:40 diyorum. Basılı tutuyorum. Hızlı bir şekilde ilerlemesi için. Bir 1:30'da açılacak. 1:40'da her gün yapacak. Bir daha program tuşuna basıyorum. İkinci açılışı kaçta olsun? 2'de olsun. Bütün günler. Week'e basıyorum. Günler yukarıda hepsi çıktı bakın. Saate basıyorum. 2'de açılsın. Dakikaya ayarlayın. 2'yi 5 geçe açılsın mesela. Kapanışı bakın 10 yazıyor. Bu açılış saati. Program tuşuna bir daha basıyorum. 2 kapanış saati. Günler, bütün günler. 2 10'da kapansın. Başka nasıl ayarlayabiliriz? Üçüncüyü haftanın tüm günleri seçebilirsiniz. Bir kez basınca tüm günleri. Bir daha bastım pazartesi. Bir daha bastım salı gününü. Sadece salı gününün çalışacağını gösteriyor. Bir daha basıyorum. Çarşamba veya Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Veya bir gün çalışıp bir gün dursun, bir gün çalışıp bir gün dursun, bir gün çalışıp bir gün dursun şeklinde. Bir kez bir daha basıyorum. Tam tersi diğer günler çalışsın. Bir daha basıyorum. Sadece hafta sonu çalışsın. Hafta sonu bir de açılsın. 10 yazıyor bakın açılacağı saat. Programa bir daha bastım. Bu da kapanacağı saat.
Günler hafta sonuna getiriyorum yine tekrar haftaya basarak. Evet, hafta sonu kaçta kapanacak? 1'de açılacak. 2'yi 5 geçe kapansın. Program 3, 4, 4'e geçtik. 4'ün kaçta açılacağı? Tüm günler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Hafta sonu değil. Hafta içi ilk 3 gün çalışsın diyelim bunda. Saat 1'de açılacak. İlk 3 günü tekrar bulana kadar basıyorum. İlk 3 gün 1'de açılacak, 2'de kapanacak. Of yazıyor. Of kapanacağını gösteriyor. 5. program bir başka hafta şekli deneyelim. Diğer 3 gün saat 2'de açılsın. Bu da kapanış saati. Tekrar diğer 3 günü bulacağım. Diğer 3 gün saati 3'te kapansın. Of yazıyor kapanış. Program 6. Bakalım başka haftayla hangi programları var. Haftanın yani hafta içi günleri bir de açılsın. Programa bir daha bastığında kapanış. Hafta içi bir de açılsın. Hafta içi 2'de kapansın. Bu şekilde bunun kaç gün ayar yapabiliyoruz? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 defa ayar yapabiliyoruz. Şu an aktif. Başka hangi ayarları bilmemiz gerekiyor? Evet arkadaşlar. Peki prizimiz ne zaman aktif olacak? Ne zaman kapanacak? Şimdi burada 10 auto off var. Bakın yukarıda da şurada auto yazıyor. Şu an ayarladığımız zamanlarda çalışacak. Peki buna basarsam ne oluyor? 10. 10 çıktı şu altta. Sürekli açık olacağını gösteriyor. Bir daha basarsam kapalı olacağını, priz her zaman kapalı olacağını gösteriyor şu off yazısı. Görüyorsunuz. Bir daha bastım. Auto. Ayarladığımız zamanlarda çalışıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.